Şah İsmail, Safevi Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. 1. İsmail'in hükümdar olduğu dönem İran tarihinin en önemli dönemlerinden biri olarak bilinmektedir. 1. İsmail, 1501 yılında İran coğrafyasını birleşik bir ülke haline getirmeden önce İran yaklaşık 850 yıl önce Araplar tarafından fethedilmesinden bu yana hiç birleşik bir ülke olmamıştı. 1. İsmail'in kurduğu Safevi hanedanı 200 yıldan fazla hüküm sürdü ve İran tarihinin en güçlü imparatorluklarından biri oldu. İsmail'in Safevi tarikatına mensup olan Şeyh ailesinin Türk, Arap ve Kürt kökenli olduğu iddia edilmektedir. İsmail'in babası Şeyh Haydar, 1488 yılında öldürülen babasının intikamını almak için Şirvanşahlar devletle saldırdı. Şirvan hükümdarı Ferruh Yasar mağlubiyete uğradıktan sonra Gülistan Kalesi'ne çekildi. Aradan 7 ay geçtikten sonra damadı olan Akkoyunlu Sultanı Yakup Bey'den yardım istedi. Şeyh Haydar ise Yakup Bey'in kız kardeşiyle evliydi. Ancak Yakup Bey, Haydar'ın daha fazla güçlenmesini istemediği için Ferruh'a asker gönderdi. Şirvan Şah ve Akkoyunlu ordularıyla savaşan Şeyh Haydar öldürüldü. Babası öldükten sonra İsmail, annesi ve kardeşleri ile beraber Şiraz valisi Mensur Pırnak Bey'in yanına gönderildi. İsmail o zamanlar bir yaşındaydı. Dayısı Sultan Yakup'un ömrünün sonuna kadar onlar Fars'ta İstahar Kalesi'nde hapsedildiler. Sultan Yakup 1490'da eşi tarafından öldürüldü. Yaklaşık 4,5 yıl hapiste kalan İsmail ve ailesi, Akkoyunlu tahtına geçen Rüstem Bey tarafından hapisten çıkarılıp serbest bırakıldı. Rüstem Bey'in amacı kardeşiyle olan saltanat kavgasında onlardan faydalanmaktı. Savaş sırasında İsmail'in büyük kardeşi Sultan Ali'nin ve Kızılbaşların cesurca çarpıştıklarını görünce, Rüstem Bey korkuya kapıldı ve hepsinin öldürülmesini istedi. Bu durumun farkında olan Sultan Ali kardeşlerini alıp kaçmaya başladı. Ancak en nihayetinde yakalanan Sultan Ali öldürüldü ve ölmeden önce İsmail'i varisi ilan etti. İsmail'in arandığını öğrenen Kızılbaşlar onu sakladılar. İsmail, Lahican'da Şii alimlerinden Mevlana Şemseddin Lahici'den Arapça, Farsça, Kur'an, tefsir ve Şii mezhebinin prensiplerini ve Kızılbaş reislerden harp tekniklerini öğrendi. 1500 yılının yazında Ezincan'da İsmail'in davetine pek çok farklı aşiretten gelen 7000 Kızılbaş katıldı. Kızılbaş ordusu, 1500 yılının Kasım ayında Şirvan Şahlar devletine saldırmak üzere harekete geçti. İsmail, Çabani Meydan Muharebesi'nde Ferruh Yasar'ın ordusunu bozguna uğrattı ve Bakü'yü ele geçirdi. Daha sonra İsmail, Şerur Savaşı'nda Akkoyunlu Elvens Mizan'ın ordusunu yenerek büyük bir zafer elde etti. 1501 yılının yazında Tebriz'e girdi ve taç giyip kendini şah ilan etti. Ardından Safevi Devleti'ni kurdu ve ilk yaptığı şey, Şii mezhebini resmi mezhep olarak ilan etmek oldu. Akkoyunlu Hanedanı'ndan Murat Bey, büyük bir ordu topladı ve Kızılbaşlar ile savaşmak için hazırlık yaptı. 21 Haziran 1503'te gerçekleşen Elma Kulak Savaşı'nda Kızılbaşlar tarafından yenilgiye uğratılan Murat Bey Şiraz'a kaçtı. Şah İsmail, 24 Eylül 1503 tarihinde Şiraz'a girdi ve 1503 yılı bitmeden Azerbaycan, Fars ve Irak'ı Acem'in çoğu üzerinde egemenlik kurdu. 1508 yılında Bağdat'a girdi, aradan iki yıl geçtikten sonra Şeybani Hanlığı'nı yendi. Şah İsmail'in kurduğu ve önderlik ettiği Safevi Hanedanı, 200 yıldan fazla bir süre hüküm sürerek İran tarihinin en önemli imparatorluklarından biri oldu. Bu imparatorluk gücünün zirvesindeyken günümüzdeki Ermenistan, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'ın çoğunu, Kuveyt, Afganistan, Irak ve Kuzey Kafkasya ile birlikte Türkmenistan, Pakistan, Türkiye, Suriye ve Özbekistan topraklarının bir kısmına hükmetti.